Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cevizci Hakkı arkadaşımıza misafir olduk. Kendisi bir dönek yetiştiricisi. Hem görsel hem hikayesini çekeceğiz. Umarım beğenirseniz, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorum olarak da yazabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Bu kuşçu hikaye nasıl başladı? Bizimle paylaşır mısın? Tabii ki. Kuşçu hikayem yabani bir güvercinle başladı. Bu camilerde olan gök yabani güvercinlerden yaralı bir tane. İlkokul çağlarında. Okuldan geldim. Evin yan tarafında yabani bir güvercin. Ama kanadı yaralı. Bu güvercini aldım. Tedavisini yaptım. Küçük bir kümes yaptım onu. Tabii bu derken merak başladı. Onun yanına bir tane daha, iki tane daha derken maceramız böyle başladı ilkokul çağlarında. Tabii o zamanlar yoz dediğimiz azban dolapçı çok besledik. 90'lı yıllara kadar. 90'lı yıllarda 95-96'larda bir tane yandan telli bir güvercin yakaladım. Çok güzel. Kim indi bilmiyorum şimdi. Dönek güvercini. Bu güvercini uçurmaya başladım. Dönüşünü gördüm. O günden beri de dönek meraklı. 22 yıldır bende var. Başka güvercin bakamıyorum. Yani tek ırk dönek. Tek ırk dönek. 22 yıldır buna aşık olduk diyebilirim yani. Şöyle söyleyeyim kardeşim, iyi bir dönek eksenini kaybetmeyecek. Yuvarlığa girdiğinde eksen dediğimiz bu ekseni kaybetmeyecek. Benim girdiği çok... şekilde çıkmalı. Çıkmadan girip çıkma ayrı. Şimdi şöyle söyleyeyim, yuvarlığa girdiğinde eksen kaybediyor bazı güvercinler. Benim için en büyük kriter eksenini kaybetmeyecek. Tabii giriş çıkış da çok önemli. Yuvarlan kalitesi çok önemli. Ama benim için en büyük kriter eksenini kaybetmemesi. Yuvarlak yaparken eksenini kaybetmeyecek. Artı giriş çıkış. Ben mesafeye çok takılmıyorum. Şöyle de söyleyebilirim. 5 metre döndükten sonra senin buranı cız dedirtebiliyorsa, heyecan yapıyorsa sana aranan o. Yani buraya cız etmesi yetiyor. Yetiyor. Aynen. Yuvarlığa onu yaşamak lazım ama hani böyle anlatmak. Çok da mesafe önemli değilse. Mesafe ben çok takılmıyorum mesafeye. Tabii mesafeli güvercinlerimiz de var. Ama benim kriterim yuvarlan dolu ve kaliteli olması. Şunu yakalayacağız. İlk gelen mi? Şu akkol olan. Bunları ben yakında atabilirim de. Sen şu alttaki takip et. Şşt. Gel oğlum. Şşt. Şşt. Şşt.
Kuşlarda künyeleme takibi yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Yavruyken künyeyi takıyoruz. Bu künyelerin üzerinde numaralar oluyor. İşte atıyorum 120, 130, 122 gibi numaralar oluyor. Bunu 5 yıl geçse, 7 yıl geçse, 10 yıl geçse, o künye oradan çıkmadıysa ve bu kuş yaşıyorsa, bir yere verdiysek ya da kaçırdıysak, ararlarsa ilk ben onu soruyorum. Ayağındaki künyenin numarası kaç? Benim evde defterim de var. Defterimden bakıyorum. İşte atıyorum. 136 no'lu kuş. Hangi kuştan çıkmış? Kaç yaşında? Nereye verilmiş? Bunların hepsini defter olarak kaydediyorum. Yazıyorum. Yani bunu 10 yıl geçse de 15 yıl geçse de orada kalıyor. Yeter ki kuşun ayağında o künye kalsın. Yani yeter ki yaşasın hem. Aynen. Yaşarsa, ayağında künye varsa bunun seceresini defterden buluruz. Gayet güzel bir kayıt. Hani olması gereken bir şey bence. Evet, evet, evet. Daha önceleri şunu yapıyorduk. Unutuyoruz. İnsanlık hali unutuyor. Tabii canım. Yani. Şimdi soruyorlar. Kuşun işte şu numara ama hangi kuş? En güzeli yazmak, takip yapmak. Bunu da ben şöyle söyleyeyim. Veteriner Türkiye abimden öğrendim. Onun yanında çok giderim. Onun haritası da vardır büyük. Oradan şeylerini yapar. O daha profesyonelini yapıyor. Biz ondan gördük. Aynısını yapmaya başladık. Hakkı Usta, dönen saati var mı? Her saatte uçuruyor musunuz? Dönen şöyle, yaz aylarında tabii ki saati var. Yaz aylarında sabah ya da akşam üzeri gelebiliyoruz. Yavru güvercinler genelde akşam üzerleri çok hızlı oluyor. Yavru eğitimini genelde akşam üzerine bırakırım ben. Akşam üzeri daha bir hırslı gelir aşağıya. Tabii normal yuvarlığa bulan güvercin, eğer hava şartları düzgünse, rüzgar yoksa, hava özellikle bulutlu değilse, bulutlu havada dönek güvercini çok iyi olmuyor. Mavi havayı seviyor. Arka fon mavide daha güzel görünüyor. Yani daha netlik olarak gözükebiliyor. Kesinlikle. Yani yuvarlığa bulmuş güzel bir dönek, kış aylarında özellikle herhangi bir saati bence yoktur. Hava yeter ki mavi olsun. Yani bulutlu havada kesinlikle ben dönek güvercini pek uçurmuyorum. Eşlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Bize bir örnek bir eşleme anlatır mısınız? Tabii ki eşlemeyi ben şöyle yapıyorum, kendi adıma söyleyeyim. Bazı güvercinler çok hızlı oluyor. Buradan çok hızlı geliyor. Bazıları da yavaş oluyor. Ben eşlemeyi buna göre yapıyorum. Yani çok hızlı olduğu zaman çok vurdurduğumuz güvercinler oluyor burada. Ben ona göre yapmaya çalışıyorum. Dengeli. Dengeli, birbirini dengelesin istiyorum. Ben kriteri buna göre yapıyorum. Ama bazı güvercinlerin stilleri farklı. Bazıları kayık yapar. Kandil dediğimiz, kayık dediğimiz o şekilde yuvarlığa girer. Bazıları sıkarak dediğimiz dalıp gelip öyle yuvarlığa girer. Tabii bunları eşlerken çok dikkat ediyoruz. Bu önemli yani. Peki Akusta, hiç unutamadım. Bir dönem var mı? Böyle seni sürekli cezbeden, hani unutamadım bir dönüş. Var. Şöyle söyleyeyim. Birkaç var ama mesela şöyle diyeyim. Bu resimdeki Topka dediğimiz erkek. Şu an 12 yaşında. Kırmızı çakal. Bunu unutamam. Bunu çok kişiler seyretti Denizli'de. Mesafeli güvercin. Her zaman da göze hitap eden bir güvercin. Çok sevdiğim bir güvercin. Benim damızlığımda şu anda. Bir de unutamadığımız birçok var da aklımıza gelenleri söylüyoruz. Milat dediğimiz bir erkek var. Milat dediğimiz erkek de 2 yıl uçurduğumuz bir güvercin. Bunlar 5-6 yıl önce. Onu da çok unutamam. Çok kişiler seyretmiştir. Şu anda yavrularını, torunlarını uçuruyoruz. Unutamadığımız güvercinler bunlar. Güzel. Daha birçok var ama aklımıza gelenler bunlar. Şimdi hepsini saymakla olmayacak. Bunlar yani. Dönekte sizin için diğer kuşlardan ayıran özellikler nelerdir? Şimdi kardeşim, dönek çok zahmetli bir kuş.
normal güvercinlerden ayıran özel. Bunu bu işi yapacaksan zamanın olacak bir. Neden? Şimdi bunlar tek tek uçuyor, iki iki uçuyor. Diğer kuşlar gibi toplu uçmuyor. Çok zaman isteyen, emek isteyen bir iş. Yavruluğundan başlıyor eğitimi. Yani bir güvercine 7-8 ay sadece bir güvercine emek veriliyor. Yani bir fitness'a başlar gibi onu da aynı şekilde öyle eğitiyorsun. Kesinlikle öyle. Çok zahmetli bir iş. Bir güvercin dediğim gibi 7-8 ay emek veriliyor. 7-8 ay uğraşılıyor. Diğer güvercinlerden zahmeti bu bence. Peki bak, bir yavruyu kaç hava yapıyorsunuz mesela eğittiğinizde? Kaç hava yapması şimdi gerekiyor? Şimdi güvercinin tabii şeyine göre değişiyor. Uçma kapasitesine göre. Uçmayı severse, ben mesela arka arkaya 7-8 kere yavru kollarım. Uçmayı severse, yani dönüş bulmadan önce. Ezerim yani güvercini. Tabii bu dediğim gibi zaman. Zaman ne kadar fazlaysa bu işte. Bunun sermayesi uçmak, öyle söyleyeyim yani. Bunun sermayesi uçmak. Yani sürekli spor. Spor, aynen. Bunu uçurdukça güzelleşir. Bunun sermayesi bu. DKK Usta, güvercin beslediğin yerle ev arasında bayağı uzun bir mesafe var. Git gel, sizi yoruyor mu? Veya buraya geldiğinizde sizi yorgunluğunuzu giderecek performansı alıyor musunuz? Sizi mutlu edecek güvercinler oluyor mu? Tabii şöyle söyleyeyim. Mesafemiz var evle güvercin arasında. Fakat ev arasında şehir içinde güvercin uçurmak çok zor. Özellikle dönek güvercin uçurması çok zor. Ne yapıyoruz? Kenarlara kaçıyoruz. Sakin ortamlara gidiyoruz. Dönek güvercini dışarıdan başka bir güvercin gördüğü zaman bozuluyor diyeyim. Yani o tarafa meyilleniyor. Sana konsantre olmuyor. O yüzden şehir içinde uçuran arkadaşlarımız var. Çok saygı duyuyorum onlara. Zor şehir içinde güvercin uçurmak. Buraya gelmemizin nedeni güvercinin daha bir güzel konsantre olması. Tamamen size odaklanması. Kesinlikle. Mesela şöyle söyleyeyim. İzmir ziyaretlerimiz oluyor. İzmir büyük biliyorsunuz. Aynen. Araca biniyoruz. Adamın evinde salması var. Ziyaret ediyoruz. Araca biniyoruz. 45 dakika yol gittiğimizi biliyorum. Yani sizinki daha yakın. Bizinki 3-5 dakika ya, yani 10 dakika en azından. Adamlar yarım saat 45 dakika yol gidiyor. Sanki bir şehirden bir şehire gider gibi güvercin uçurmaya gidenler var. Allah onlara kolaylık versin diyeyim yani. İşte hobi, sevgi, aşk budur. Kesinlikle. Buraya geldiğimizde biz zaten o yol yorgunluğu, şeyi, mesafeyi falan unutuyoruz yani. Buraya geldik mi bir tane güvercinimiz bize çok güzel dönerse, sevdirirse biz her şeyi unutuyoruz. Mesafe önemli değil yani güvercin için. Yani onun verdiği keyif ayrı bir şey. Kesinlikle. Mesafe çok takılmıyorum ben. Yani mesafeyi unutturuyor kesinlikle. Unutturuyor kesinlikle. Buraya geldik mi her şeyi unutuyoruz zaten. Her şeyi unutuyoruz buraya geldik. Yani hobinin bir mesafesi olmaz aslında. Kesinlikle. Bahanesi de olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Bir hobi. Seviyoruz. Buraya geldik mi dediğim gibi her şeyi unutuyoruz. Seviyoruz bu işi. Peki Kusta, böyle hiç unutamadığın bir anın var mı? Bize anlatır mısın? Hani hiç böyle kesinlikle ömür boyu unutamayacağın bir anı. Var, birçok var da bir tanesini anlatayım. Bir İzmir ziyaretimiz olmuştu. Bundan 10-12 yıl önce. 5-6 arkadaş İzmir'e gittik. İzmir'de bir abimiz var. Çok severiz. Müjdat Aydın. Bizi bir yere götürdü. 60-65 yaşlarında yaşlı bir amca. İzmir'in kenarında böyle hayvan da besliyordu, koyunları falan vardı. İlk defa gidiyoruz tabii, tanımıyoruz. Gittik, sohbet ettik, oturduk. Güvercin uçurmaya başlayacak. Hanımı vardı, hanımına çay söyledi, çay demlemesini söyledi. Güvercin uçurmaya başladı. Yoz bir güvercini var, baskı tarzında böyle. Güvercini tabii önce olarak yani dönekle, hoca dediğimiz. Hoca dediğimiz, evet. Dönek güvercinle havaya yolladı. Şimdi kümes açıyor, çağırıyor. Dönek gelmek istiyor, yoz güvercin gelmeyeceğim diyor. İnat. Neyse yoz güvercin geliyor, o hala havada. Neyse bir iki serzeniş. O havadayken bir güvercin daha attı onun yanına. Derken bir daha çağırdı, gene gelmiyor. Öbür kuşu da getirmiyor falan. Adam bayağı sinirlendi. Neyse yoz güvercin en son gelirim mi gelmeyeyim mi, geleyim mi gelmeyeyim mi derken gelir gibi oldu, sopaya var elinde. Sopaya bir vurdu, sıyırdı güvercine. Ama denk gelse ölecek yani. Aradan bir 5 dakika geçti. Bu arada kuş hala havada. Bir güvercin daha attı onun yanına. Yani yorulmuştur belki gelir hesabını. Adam içeriye güvercini soksa öbür güvercinleri uçuracak.
ama yani öbür güvercin aynı. Evet ısrar yapamıyor. Neyse bir güvercin daha attı. Laf uzatmayayım. Bir güvercin daha attı. Gene gelmedi. Gene inat. Gene inat. Adam çok sinirlendi ama. Şimdi hanımına çay demletsin diye gitti ya. Ben çay almaya gitti sanıyorum adamı. Adam şöyle gitti içeriye. Güvercin havada hala. Bir geldi otomatik tüfek. Bildiğimiz otomatik tüfekle geldi. İnat etmiş vuracak. Ya biz ne olduğunu anlamadık şimdi önce. Başladı 10 metre böyle yukarıda. Çok uzak değil. Sıkıyor ama denk getiremiyor bir türlü. Ölmüyor yani hayvan. 5-6 kere sıktı. 5-6 kere sıktı. Tabii biz de ne oluyor dedik. Şaşırdık, korktuk. Ne oluyor falan. Güvercine vuramadı. Sonra dedik amca rahat ol falan. Sakinleş. Adam tüfeği koydu. Güvercin geldi. Kümesin direkt içine girdi. Korkudan. Kümesin içine girdi. Adam hızlı bir şekilde kalktı. Güvercini kümesin içinden aldı. Ben de bunun kafasını koparacağım diye girdi zaten kümesi. Tam böyle kümesin ağzından çıktı. Elinden nasıl olduysa kaçırdı güvercini. Tam böyle yan tarafımızda da Soydan abim, Soydan Değirmenci abim var. Onun yanında ben varım. Elinden çıktığı anda Soydan abim böyle yakaladı güvercini havada. Hemen bana verdi. Ben de tuttum. Amca dedim biz bunu denizliğe götüreceğiz. Öldürme bu hayvanı dedi. Alın götürün dedi ya. Bunun eşini de götürün dedi. Sinirlendi adam. Biz de aldı verdi kolyeye koyduk. Ve şu an hala da salmamda bakıcı olarak kullanıyor. Kaç yaşında şu an hayvan? Tabii 10 sene olduysa bir yaşında da falan 11-12 yıldır bende. Olmuştur yani. Rahat olmuştur. Şu an hala bakıcılık yapıyor benim salmamda. Yani bayağı kuşun başına nereye gelmiş? Ya yaşayacağı varmış kuşun. Yani 10 sefer mermi yiyor. Dayak yiyor. Kafası kopacak. Elinden kaçıyor. Bu bir anıdır yani. Unutamam bunu ömür boyu. Demek ki sana nasip olacakmış ki böyle yapması gerekir. Yani şu anda hala benim evde. Aa şunu söyleyeyim. Hala da kuşun içinde varmış. Dışarıya çıkardığımda çatıya çıkıyor. Çatıdan bazen gelmiyor. Bazen geliyor kümesi girmiyor. Hala huysuzluğu var ama ben vurmuyorum. Seni test ediyor. Beni test ediyor ama ben huyunu bildiğim için şey yapmıyorum. Ellemiyorum. Hayvandır sonuçta. Hani evet. Kalkıp da bir şey diyemezsin. Evet, çok güzel bir anıydı. Unutamam yani. Ömür boyu unutamam ben bunu. Yani kuş 3-4 kere ölümden döndü. En son bize nasip oldu. Şu an hala bakıyoruz hayvanı. Peki Akusta, buradan söylemek istediğin bir mesajınız var mı? Yeni genç nesillere, yeni bizi takip eden abonelerimize. Şimdi şöyle söyleyeyim kardeşim. Genç nesil arkadan hızlı geliyor. Yanımıza da gelen arkadaşlarımız var. İşte yanımızda yetiştirdiğimiz çıraklarımız var. Ben gençlere şunu söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle dönek kuşu havada. Yerde kuş almasınlar. Ha alsınlar şöyle alsınlar. Çok güvendikleri, çok saygı duydukları, güvendikleri kişiler varsa. Ama ben her zaman diyorum. Çok da güzel bir laf vardır. Onu çok lafı sever. Balık tavada, dönek havada derler. Yani havada alsınlar güvercini. Görerek alsınlar. İçine sinerek alsınlar. Öyle beslesinler. Yoksa çok bir yol kat edemezler. Sonuçta zaman değerli, boşa harcamasınlar. Kesinlikle. Ben bunu zamanda yaşadım, gençliğimde yaşadım. İşte bu bunun yavrusu. Bu çok güzel. Yok bunun kostümü güzel. Ben özellikle kostüm meraklısı olmasınlar diyorum. Havada, tamam kostüm de önemli ama öncelik hava. Tabii performans, kesinlikle. Derece, dönüş stili gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Önce havada izlesinler. Özellikle içlerine sinsin. Ondan sonra gerisi gelir. Şimdi yerde kuşu alırsın, ne olduğunu bilmezsin. Bundan yavru almaya kalkarsın. Çok bir yol kat edemezler. Özellikle giden zaman olur. Kesinlikle zaman kaybetmeye gerek yok. Havada alsınlar, işlerine sinsin. Ve bu dönek içinde de güvenilir kişilerden alsınlar. Söyleyeceğim bunlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorum olarak da yazabilirsiniz. Hoşça kalın.